Hepinize merhaba dostlar. Yeni bir alışveriş videoma daha hoş geldiniz. Karşınızda 11 tane paket var ve bu paketlerde karışık çizgi roman ve mangalar mevcut. Kimisini sıfır internet sitesinden aldım. Kimisini ikinci el topladım. İşte dolaptan gelen var. Gardrops uygulamasından bulduklarım var. Burada BKM kitap var. Kırmızı Kedi kitap evinden var ama bunu Trendyol'dan aldım diye hatırlıyorum. Bunlar ikinci eller. Bu da Trendyol. Amazon var. Aralarından bazıları ikinci el ürün olduğu için kontrol amaçlı açıp baktım. Bakmak zorundaydım çünkü ürünü onaylamam gerekiyor. Herhangi bir yırtık veya deforme varsa ona göre iade yapacağım. O yüzden aralarından birkaç tanesini açtım. Fakat geri kutusuna, kılıfına geri koydum. Sizlerle beraber tekrar açmış gibi yapacağım ve onu beraber inceleyeceğiz. Ortalama olarak bir aydır işte hepsini topluyorum. Mesela ilk başta şu kargo geldi. Yaklaşık 1,5 aydır kenarda duruyor. En son ise bu kargomuz geldi. İçerisinden neler çıkacağını bilmiyorum. Uzun süredir kenarda durdukları için ve ben de düzenli alışveriş yaptığım için içerisinden ne çıkacak tam emin olamıyorum. Fakat daha önce videolarda yapmış olduğum alışverişlerin tekrarını görebilirsiniz. Bazı setleri tekrardan alıyorum işte hediye etmek için ya da alsat yapmak için. Yani uygun bulduklarımı alsat yapıyorum ya da hediye ediyorum. O yüzden daha önceden almış olduğum setleri de görmüş olabilirsiniz bu videolarda. Hani bazen sorular geliyor çünkü neden iki kere aynı kitaptan aldım vesaire. Arada alıyorum arkadaş alsat için. Mesela birazdan bir tane kitap gelecek yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda JBC'nin kendi sitesinde 150 lira. Ben kargo dahil 40 liraya aldım. Her neyse çok konuştum. Vallahi 2 dakikadır konuşuyorum. Hep beraber hadi açılışa geçelim. İlk başta şu yurt içi kargoyu göstermek istiyorum size. Ondan sonra bu masayı temizleyeceğiz. Bu arkadaşı dolaptan buldum. Bana ulaştı. Ben ilan çıkıyorum bazen aradığım çizgi romanları. Bu arkadaş bana ulaştı. Elinde varmış. Bunu kaç liraya aldım hatırlamıyorum. Mesajlara bakmam lazım ama herhalde 80 lira gibi bir fiyatı aldım. Asla 80 lira etmeyecek bir çizgi roman. Fakat şu anda baskısı olmadığından oldukça değerli. Bakın zaten burada 34 lira diyor. Şunu kaldırırsam muhtemelen burada 24 lira falan diyecek. Böyle şurada 28 yazıyor. Bakın gördünüz mü? Sonsuz Avengers cilt 6. Oldukça zor bulunan bir kitap. Ben bunu 80 aldım bir ay önce. Fakat şimdi satmak istesem herhalde 150 lira gibi bir fiyata satabilirim. Çünkü enderliğine ve nadirliğine göre oldukça değişiyor fiyatlar. Anlık oynuyor. İsteyen istediği gibi kafasına göre fiyat yazabiliyor. Aynı benim bunu 80 alıp şimdi 150 liraya satabilirim demem gibi. Şöyle çizimlerini göstereyim. Çizimleri oldukça güzel. Gerekli şeylerin Marvel kitapları çok güzel. Kuşesi olsun, kağıdı olsun, kalitesi olsun gerçekten 10 numara. Bu kitap Haziran 2016 basımı. Tam olarak 6 yıllık. Bu videoyu çektiğimde Haziran ayındayız. Bilmiyorum ne zaman yayınlarız. 2022 Haziran ayında bu videoyu çekiyorum. Tam 6 yıllık kitap. Yani 6 yıllık kitaba göre oldukça kondisyonu iyi ve başarılı. Bunu kenara koyalım. Bunları da kenara koyalım. Sırayla açmaya başlayalım. En sonunda da bütün kitapları özet olarak göstereceğim. Burada kapağı açılmış bir Amazon kutumuz var. Bu Amazon kutusunda iade vesaire var mı diye kontrol ettim. Çünkü geçen bir ürünü eksik yollamışlardı. O yüzden Amazon kutularını muhakkak kontrol edin zamanı geçmeden. Şu anda ben bu kitapları iade etmek istesem edemiyorum. Çünkü dediğim gibi bir aydan uzun süredir kenarda duruyorlar. Şöyle açalım hemen. Bu sefer kağıt koymaya akıl etmişler gerçekten. Teşekkür ederiz onlara. Burada Serapov the End'imizin eksik cildi 19 var. Burada Horimiya cilt 1 var. Tamamen bedava diye aldım. Yani neredeyse 12 lira gibi fiyata satılıyor. O yüzden aldım. Burada ise Horimiya'nın cilt 2'si var. Bunları alırken genelde ben kon kullanıyorum arkadaşlar. 150 liraya 40 lira kon ile almıştım bunları. Burada Kadınlar Alemi diye çok ilgimi çeken bir kitap var. Hatta böyle iç çizimlerini size göstereyim. Şöyle genişçe çizimleri var. Balonlamasını pek sevmedim. Fakat anlattığı konuyu merak ettim. Çünkü ismi falan benim hoşuma gitti. İlk baskısını Mart 2021'de, ikinci baskısını Ağustos 2021'de yapmış. Oldukça rağbet görüyor sanırım. Çünkü ikinci baskısı hemencik çıkmış. Bunu şöyle kenara koyalım. Horimiya'nın da şöyle bir iç çizimini göstereyim. En azından bir fikriniz olur. Almak isteyen arkadaşlar için. Bu da Seraph of the End'imiz. Kaçıncı ciltte bitiyor bilmiyorum fakat bende full serisi var. Ve burada en son gözümün nuru Batman'im var. Batman'lere yakın zamanda zam geldi. Bir kere daha zam gelecek. Haziran ayı içerisinde. Şöyle göstereyim. Çizimleri falan efsane. Batman'i zaten biliyorsunuz. 52 Batman serisi toplamaya başladım. Cilt 9 buluyorum. Galiba 2 cildim ya da 1 cildim eksik aldı. Şöyle kondisyonunu göstereyim. Amazon'dan bunları çok ucuza tedarik ettim. Yani bu 35 lira gibi bir fiyata geldi. Şu anda sıfır herhalde. 50-60 liradan aşağı değil. Evet sizleri de kaldıralım. Şu kenarda Titan'a saldırı 30. cilt var. Bunu hepsi buradan da kazan kampanyası vardı. Oradan 20 lira hepsi papel geldi. Üzerine 13 lira koydum. 33 liraya bunu aldım. Fakat bana maliyeti sadece 13 lira oldu. Ve benim hesabımda kargo bedava olduğu için oldukça uygun bir fiyata geldi. Titan'a saldırı seti biliyorsunuz ki topluyorum. 13 liraya Titan'a saldırı cilt 30'u almış oldum. Bunu da araya sıkıştırayım ve kutuları açmaya devam edelim. Burada gratis kutumuz var. Bu gratis kutusunda galiba Everken'in yolu vardı. Evet kutumuzu şöyle açalım. Vay vay vay. İkinci el satın aldım bunu. Şöyle çok teşekkür ederim. Bilsem var ya yorumunu yapardım. Yani yorum yapmadım tabii ki. Çünkü içini açmadığım için. Çok güzel şöyle şeker hediye etmiş. Çok teşekkür ederim. Beni tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Keyifli okumalar dilerim. Başka bir not yok. Gerçekten çok teşekkürler. Paketleme de oldukça iyi bu arada. Şöyle göstereyim.
ev erkeğimizin yolu ve bilik cilt bir olması gerekiyor. Şöyle göstereyim. Ev erkeğinin yolunu herhalde bu kanalda 3 kere falan satın aldım. Ben bunu çok uygun bir fiyata aldım. Herhalde 3 cildi, hani bu 4'ünü herhalde 60 lira gibi bir fiyata almış olmam gerekiyor ya da 50 lira. Bunu da bir arkadaşıma hediye edeceğim. Cilt 4'ünü fazladan satın almışım. Hani haberim yoktu. 2 kere satın almışım. Set olarak tamamlayacağım. Yani şu anda 4. cilde kadar var. Çok yakında cilt 9'a kadar gelecek. Gerekli şeylerin hikayelerinde gördüm. Bunu tamamlamak için satın aldım. Kondisyonu oldukça iyi. Zaten ev erkeğinin yolunu herhalde bilmeyen yoktur manga severlerden. Çizimleri falan oldukça güzel bu arada. Çizimlerini en sevdiğim manga olabilir. Burada ise toplamayı düşünmedim ama cilt 1 almayı sevdiğim için Bleach'in cilt 1'ini aldım. Toplamayı düşünmüyorum şu anlık. Hani ilk cilde okurum bakarım bir ama almak istedim. Bunları da kenara koyalım. Burada başka bir mangamızı görüyorsunuz. Fairy Tail. Bunu açma sebebim burada adresim yazıyordu. Onu yırtarken birazcık da açmış bulundum. Ama içerisinde ne var bunun hatırlamıyorum. Bu da tekrardan ikinci el olarak aldığım bir siparişti. Genelde ikinci elleri Gardrops uygulaması üzerinden komisyonsuz alıyorum. Oldukça güzel bir paketleme yapmış arkadaş. Paketlemeyi ben çoğu sitede göremiyorum bakın. Gördünüz mü? Burada Fairy Tail cilt 2'miz var. Cilt 1'imiz de hemen yanında. Çizimlerine bakacağız. Burada Noragami cilt 1. Gangsta cilt 2. Bakın bunu aldım ve unutmuştum bu arada Gangsta'yı aldığımı. Burada eşsiz beşizler cilt 1'imiz var. Bunu da aldım unutmuştum yemin ederim. Orange cilt 1. Orange cilt 1 ne ya? Gangsta cilt 1. Orange cilt 1 altında. Şöyle göstereyim. Orange cilt 1 ve burada en son olarak Spider-Man çizgi romanımız. Başta bununla başlayalım. Bu ortalama 30-40 lira gibi fiyatlara satılıyordu. Şu an herhalde bir 70-80 lira oldu. Acayip derecede arttı. Ben bunu 25 lira gibi bir fiyata aldım. Uygun buldukça alıyorum. En kötü alsat yaparım. Öyle düşünüyorum. Ve çoğu kişinin övdüğü bir çizgi roman. Burada Orange cilt 1'imiz var. Ben bunu aldığımı unutmuştum. Diğerlerini aldığımı unuttuğum gibi. Mesela bu Gangsta'ları falan ben unutmuştum. Hatta milletle Gangsta set pazarlığına bile girdim kaç kere. Meğersem almışım. Çizimleri fena değil. Millet herkesin övdüğü bir seri. Dokusu falan çok güzel. Keza cilt 2 daha kalın. Şöyle çizimlerini göstereyim. Eşsiz beşizler. Cilt 1 alma hastalığım var biliyorsunuz. Daremine demiştim. Onun için aldım. Ablamız güzelmiş. Burada Noragami cilt 1 var. Aldım. Okuyacağım. Beğenirsem devamını alırım. Fairy Tail cilt 1 cilt 2 var. Böyle çizimlerini hızlı hızlı gösteriyorum. Çünkü bazı arkadaşlar çizimlerini çok merak ediyor. Var gerekli şeyler basmadın manga kalmadı birader ya. Bunları da kenara kaldırıyorum. Evet sırada tekli Amazon paketimiz var. Var ya içerisinde ne çıkacak hiç bilmiyorum. Serapov'dan cilt 20. Yemin ederim ben bunu satın alacaktım. Bakın size yemin ederim ben bunu satın alacaktım. Cilt 21 çıktı. Onunla beraber satın alırım diyordum. Meğersem satın almışım. İyi ki videoyu açmadan önce alışveriş yapmadım. Açtıktan sonra yapayım dedim. Şimdi arada unuttuğum ciltler vardır. Şurada 34 lira yazdığına bakmayın. 22 liraya satılıyor Amazon'da. Bunun da çizimini göstermezsek olmaz. Ve bir diğer kutumuza geçecek olursak Kinetics bizi karşılıyor. Şuradan şöyle kenarından açtım. Poşete sarılmış. Allah kamera oynadı. Gwen Stacy. Nedense ağır bir plastik kokuyor. Galiba hediye ayraçlar bir şeyler de mi yollamış? Bu ne? Gözlük temizleme mendili çıktı içinden. Çay çıktı. Allah. Erzak paketimiz oldu arkadaşlar. Süper süper. İçerisinde başka bir şey var mı? Nedense oldukça ağır bir plastik kokuyor. Neden öyle anlamadım. Ve burada Hulk'ımız var. Immortal Hulk. Marmara çizginin bastığı. Ve çok güzel paketinde. Bunlar ikinci el arkadaşlar bu arada. Şöyle güzel bir ayracımız var. Bende bundan herhalde 25 tane falan var ama olsun. Şöyle çok güzel bir Hulk'ımız var. Ve oldukça güzel yani. Herhalde şu ana kadar elimde bulunan en kaliteli Comic Con poşeti olabilir. Şurada şöyle çizimlerini açayım. İlk kez Hulk çizgi romanı aldım. Yani bu ilk Hulk çizgi romanı. Kaptan Marvel'ın hayatı. Tekrardan arkada bir tane ayracımız var. Bu ayraç bende var ama çok güzel bir ayraç. 1985. Kötülerin oldu. Kaptan Marvel'ın hayatı. Kaptan Marvel'ın solo hikayesi diyebiliriz buna. Her yerde görüyordum. Bunun hardcover'ı da çok var. Fakat millet bunu satın almadığı için oldukça uygun fiyata satılıyor. Ben de bunu almış olmak istedim. Ve en son olarak şöyle ayracımızı da gösterelim. Burada The Amazing Spider-Man, George ve Gwen Stacy'nin ölümü. Bu kitap şu anda 60-70 lira bantlarında satılıyor sanırım. Ve ben herhalde bu üçünün toplamını 70 liraya aldım. Oldukça uygun bir fiyata aldım. Eski tarz çizimler. Mutlaka okunması gereken bir Spider-Man öyküsü diye yorumlar okudum. Sonlarını çok açmıyorum. Spoiler olmasın. Artık ikişer ikişer koyacağım. Şöyle koyduk. Burada şef yazıyor. Neden şef yazdığına dair bir fikrim yok. Fakat herhalde bir anlamı vardır. Bunu da tekrardan gardıroptan aldım. İkinci el. Ve bunun bana gelmesi yaklaşık 3 hafta sürdü. Çünkü aldığım arkadaş kargoya vermedi. Normalde bu çizgi roman bende var. Çıkınca bu muymuş diyeceksiniz. Herkesin bildiği bir çizgi roman. İşte videonun başında bahsettiğim JBC de 150 lira. Fakat ben kargo dahil 45 liraya aldım dediğim. Hatta 45 lira da değil 2 lira olması gereken de dolaptan aldım düşünün yani. Bayağı uyguna sattı adam. Bedavaya geldi neredeyse. Ben bunu aldıktan bir hafta önce bu kitabın aynısını 80 liraya satın almıştım. Yani kazıklandım aslında. Şöyle göstereyim. Kingdom Come. Oldukça güzel çizimlere sahip. Güzel bir hikaye. Bende zaten var hali hazırda. Bunu alsat yapmak için aldım. Bakalım iyi fiyata satabilecek miyiz? Şöyle kondisyonu
pozisyona bakalım. Şurada ufak bir hatamız mevcut. Birazcık kötü duruyor. Şurada ufak bir yıpranma var. Onun dışında bu kenarlarından normal ufak tefek yıpranmalar var. Fena bir durumda değil. Zaten burada da fiyatı 35 lira yazıyor. Vay arkadaş, bunlar 35 liraya satılıyormuş ya. Şimdi 150 lira, 200 lira. Seneye 300 lira. Paranın değeri yok arkadaş. Oldukça da kalın bir cilt ha. Bakın. Evet, burada Trendyol siparişimiz var. Burada niye böyle poşetler var lan? Poşet içinde poşet. Evet, yalandan bir pat pat poşeti saymışlar. Fakat direkt kitabı hissedebiliyorum. Evet, burada dışarıdan Xbox oyunu gibi gözüken. Yani ben ilk gördüğümde lan demiştim, kitapların arasında Xbox oyununun ne işi var? Bu arada yemin ederim abartmıyorum. Çünkü şurada DXbox yazıyor. 720. İşareti de aynı Xbox gibi. Bunun konusunu okumuştum. Oldukça hoşuma gitmişti. Dedim ki neden almayayım? Sanırım şu anda sadece cilt 1 ve cilt 2'si var. 25 lira gibi bir fiyata aldım. Sıfır bunlar arkadaşlar. Trendyol üzerinden. Böyle cilt 1, cilt 2. Denk çizgi logosunu burada böyle kullanmışken burada ise böyle kullanmış. Bence çirkin olmuş. Neden böyle bir tercih yapları tartışılır. Ve burada uyarı 16 yaş ve üzeri içerik yazıyor. Haberiniz olsun. Kırmızı kedi kitap evi. Evet, bunu da tekrardan Trendyol'dan satın aldım. Şöyle herhalde açmamız yeterli olacaktır. Ve burada yengeç gemisi mangamız var. Burada yengeç gemisi manga yazmışlar. Umarım gerçekten mangadır. Evet, tam manga. İncelemesi olsun, hiçbir şeyini göremedim. Ne yazılı kaynak ne video olarak hiçbir yerde bir videodur, bir bilgilendirme de hiçbir şey görmedim. Bunu bir okuyayım. Bakalım, eğer hikayenin devamı varsa onu da satın alırım. İkinci basım yordan kitap yazıyor. Herhalde ilk kez böyle bir şey basıyorlar. Hiç manga olduğu belli değil. Hatta belli olmadığı için buraya manga yazmışlar. Ve burada ise eksik ciltlerimden Oldboy 7-8 var. Oldboy'un gerçekten basımına bayılıyorum. Renkleri falan çok güzel. Çizimleri falan da 10 numara. En son çıkan cilt. Ve burada Mr. No Revolution. Bu İtalyanların bastığı çizgi romanlar. Fümetliler olması gerekiyor diye biliyorum. Hatam varsa affola. Fümetli ile pek aram yok. Pek aram olmadığı için Mr. No Revolution'ı, yani yeniden çizilmişini, yeni resimli halini aldım. Görselli halini diyeyim daha doğrusu. Çizimleri falan çok hoşuma gitti. Bunu da Marşka'nın kanalında görmüştüm. Yan bebek yan. Bakalım seversem 6. cildi mi 7. cilde kadar bulunuyor. Şu anda bu cilt bir. Oldukça ince bir cilt. Bakalım diğer kalan cilt de satın alabilirim. Ve burada ise Wolverine'in peşinde var. Çok uygun fiyata aldım. 20 lira gibi bir fiyata geldi. Zaten ederi 20 lira bu arada bu kadar ince cildin, ama şu anda internette 40 lira gibi bir fiyatlara çıkmış durumda. Şöyle göstereyim. Vallahi yoruldum ya. Ve Antalya şu an o kadar sıcak ki anlatamam size arkadaşlar. Yani yanıyorum. Videoyu çekerken arkada şapır şapır terliyorum. Burada Batman vardı. Size spoiler vereyim. Ama hangi cildi vardı hatırlamıyorum. Da cilt 2'yi gerçekten bu fiyata satıyorlar mı lan dedim. BKM kitaptan satın aldım. Oh my god. Şu hasara bak. Arkadaş bu hasar ne ya? Sen cilt olamaz. Bu ne arkadaş ya? Allah aşkına şuna koyarken böyle katlanıp mı koyulur? Ha, ben de size zaten biliyorsunuz çizimleri harika. Batman serisi. Nadir bulunan bir cilt aslında. Fakat bu gerçekten can sıkıcı. Oldukça belirgin bir kırılma var. Bir de bir ay kargoda beklediği için bu kırılma daha da artmış. Bakar mısınız? Böyle bırakıyorsun kalıyor. Neyse artık. Bunu ya takaslayacağız biriyle ya da bu hasarlı şekilde satacağız bakalım. Ve bu paketimiz son paket. Daha fazla paket açmayacağız. Bu videonun son paketi bu. Birazcık da DC açalım değil mi? Normalde bunlar bende vardı. Yani bu şu an açacağım ciltler. Ben bunu tamamen alsat yapmak için aldım. Dediğim gibi oldukça uygun fiyata geldi. Burada cilt 3 paralel evrenler Superman Rebirth serisi var. Oldukça uygun fiyata geldi. Yani tanesi 18 lira gibi bir fiyata geldi. Kargo dahil 20 lira olması gerekiyor. Evet, şöyle açalım. Allah'ıma şükür sonunda çıktım. Wonder Woman cilt 1 yalanlar var. Yapı Kredi'nin bastığı bir kitap. Şu anda Rebirth serileri popüler değil. Yani hatta hiç sevilmiyor neredeyse. Fakat sevenleri de var tabii ki. Ben bunu ilk çıktığı zaman alamadım. Hani çok sonradan kara borsaya düştüğünde aldım. Normalde etiket fiyatı burada 30 lira yazıyor. Fakat 18-20 liralara satılıyormuş ilk başlarda. Tabii ki de stoklarda bitince hemencik fiyatları yükseldi. 50-60-100 liralara kadar çıkıyor. Ve ben de bunun tanesini 18 lira 17 lira gibi bir fiyata aldığım için hemencik gel bakalım kardeşim ben seni bir alsat yaparım diye aldım. Ve burada Superman'in oğlu. Tekrardan bu da çok zor bulunuyor. Fakat bunu bulabiliyorsunuz internette şu anda. Bu videoyu çok sonra izlerseniz bulamayabilirsiniz. Cilt 2 Süper Oğlu'nun sınavları da var. Böyle göstereyim. Bunlar set halinde ortalama 100-150 lira gibi bir fiyatlara gidiyor. Ve bu alışveriş videomuzun bütün ürünleri burada. Toplamda 35 kitap saydım. İnşallah yanlış saymamışımdır. Şimdi onları tek tek kısa kısa göstereyim. Bakalım özet olarak neler almışız. Bazı insanlar videoyu atlayarak izlediği için en sonunda böyle bir özet kısmı çekmek istiyorum. Yengeç gemisi mangamız var. Fairy Tail cilt 1 2'miz var. Bu Tom cilt 1. Cilt 2 de altta bir yerdeydi. Noragami cilt 1. Eşsiz 5 izler. Gangsta 1 2. Şöyle göstereyim. Kadınlar Alemi. Borumia cilt 1 cilt 2. Orange cilt 1. Serap of the End cilt 20. Batum. Bu nasıl okunuyor? Batum mu? Batum mu? Ben Batu diyeceğim yani. Batum cilt 2. Bleach cilt 1'imiz var. Everkemiz cilt 1 2 3. Burada Titan'a saldırı 30'umuz var. Serap of the End cilt 19'umuz var. Neredeyse 2 hafta aralıkta çıktı bunlar. Oldukça
hızlı basıyor. Kuru Kafa Serap of Dent serisini. Burada Old Boy'umuz var. 7-8 ve bu alışverişimizin son mangası. Buradan sonra çizgi romanlara geçiyoruz. Spider-Man çizgi romanımız var. Batman Cilt 9 Bloom. Nivelli 2 serisinin güzel kitaplarından. Oldukça nadir bulunan Sonsuz Avengers. Burada Fumetti'miz var. Mr. No. Amazing Spider-Man Gwen Stacy'nin ölümü. Kaptan Marvel'ın hayatı. Bunu sırf kapağı güzel renkli diye aldım. Bunu ise ilk kez Hulk çizgi romanım olacağı için aldım. Wolverine'in peşinde Kingdom Come. Çok iyi fiyatı aldım. Batman Cilt 2 Baykuşlar Şehri. Tekrardan Nivelli 2 serisinin eksik kitaplarından fakat ağzına sıçmışlar burada. Neyse yapacak bir şey yok. Cilt 2 Süper Oğlu'nun sınavları. Cilt 1 Superman'in oğlu. Ve Cilt 3 Paralel Evrenler. Ve Wonder Woman Cilt 1 Yalanlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Karşınızda 35 tane kitap ile çıktık bugün. Vallahi değerini tam olarak bilmiyorum. Alışverişimin toplam değerini hesaplar zaten video kapağına yazarım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.